Herkese selamlar. Bu videoda sukulentleri çoğaltmanın bazı yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere. Bazı çeşitler üzerinden gideceğiz sukulent çoğaltmaya ve farklı yöntemler göstereceğim sizlere bu videoda. Öğrendiğiniz yöntemleri aslında birçok sukulente uygulayabiliyor olacaksınız. Çünkü genel olarak mantık aynı. Biraz türlerinden de bahsedeceğim ve toprak karışımı en iyi nasıl yapılır? Hangi boylardayken hangi toprak karışımını sever sukulentler? Bunlarla ilgili de detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Çoğaltması çok zor bir bitki değil aslında sukulentler. Her yol mübah bunu yapmak için. Ben 4 tane teknikten bahsedeceğim. İçinize sineni kullanabilirsiniz. Bu videoda genel olarak değiniyor olacağım bilgiler şunlar. Çoğaltma teknikleri 4 farklı yöntemle anlatacağımı söylemiştim. Toprak karışımından bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Filizlenen yavruyu ne zaman başka bir yere taşımalıyız? Ve nasıl bir ortamda büyütebiliriz en sağlıklı şekilde? Şimdi yavaş yavaş uygulamaya geçebiliriz. Sedum bitkisi üzerine yoğunlaşacağız ama mantık hemen hemen aynı. Anlatacağım ilk yöntem yapraktan köklendirme. Sedum bitkisinin yaprakları görmüş olduğunuz gibi bayağı kopmaya müsait aslında. En ufak bir dokunmanızda hemen ele geliyor. Çevirerek almanızı yine de öneririm. Zarar vermeden ne kadar az zararla alırsak yaprakları o kadar sağlıklı olur. En olgunlaşmış olanları seçiyoruz ve kenara ayırıyoruz. Yaklaşık 1-2 gün civarı onların yaralarının iyileşmesi için bekliyoruz. Benim burada daha önceden ayırdığım ve hafif köklenen bir yaprak da var. Bu toprağa yatırmış olduklarım da daha önceden köklendirdiklerim. Birazdan topraktan da bahsedeceğim sizlere. Bazıları böyle eskimiş, sararmış da olabilir. Bunlardan çok büyük bir performans beklemeyin. Yani budayıp attığımız birer dal gibi düşünebilirsiniz bunları. Topraktan bahsedecek olursak bu kokopit yani Hindistan cevizi torfu. Geçirgenliği yüksek, hafif nemli bir toprak. Aslında sukulentler, kaktüs türleri genel olarak çok nemli ya da çok yumuşak toprakları sevmezler ama bunlar çok minik olduğu için kökleri de bir o kadar küçük olacak. Ve toprak ne kadar yumuşak olursa gelişim o kadar hızlı olacaktır. Yetişkin sukulentler içinse ponza taşı, perlit, cüruf dediğimiz taşlarla ya da daha geçirgenliği yüksek topraklarla bir kompost hazırlamamız daha uygun olacaktır. Sukulentlerimizin yapraklarını yerleştirdikten sonra ve gerekli süreyi bekledikten, yaralarının iyileşmesini bekledikten sonra sulama yapıyoruz. Sulamayı sprey şeklinde ya da minik sulaklarınız varsa onlardan yardım alarak diplerini çok eşmeden yavaş yavaş sulayabilirsiniz. Artık köklenmeye geçecek. Düzenli olarak kurudukça takip edersiniz ve sulayarak köklenmesini bekleyebilirsiniz. İkinci yöntemimiz suda köklendirme. Aslında tam olarak suyun içine bırakıp da köklenmesini beklediğimiz bir yöntem değil bu. Nemli bir ortamda köklenme sağladığımız bir yöntem. Bunun için de streç filmler kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bardağın üzerine ben streç filmini kapladım. Onun içerisinde minik delikler açacağız. Bu delikler yapraklarımızın o burun bölümlerinin girebileceği kadar olacak. Oradan girecek ve tamamen içine atmayacağız. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz oraya yapraklardan. Tabi birazcık onların hava da almasını sağlamak lazım. Yoksa fazla terler ve çürür yapraklar. Buradan birer birer koymaya başlayalım. Yaklaşık 2-3 hafta civarı beklediğinizde gözle görülür şekilde köklenmeye başlayacaktır. Bizde daha önce köklendirdiğimiz Ekeverya adında bir bitki var. Bu da sedoma benzer, yaprakları etli. Etli yaprakları olmayan bitkiler için bu tarz suda veya direkt toprak üzerinde köklendirmeler mümkün değil. Bu da bir kaktüs çeşidi mesela sol elimde gördüğünüz. Bunları çelikten köklendirme yöntemiyle köklendirmeniz daha makul olur. Diğer kaktüslere geçmişken bir de bani kaktüs var. Ondan da bahsedeyim size. Tavşan kulağını andırdığından buna tavşan kaktüsü diyorlar. Bunu da köklendirme tekniği hemen hemen diğerleriyle aynı. Toprağın üzerine bırakıyorsunuz. Burnu gene aşağıya gelecek şekilde. Büyüyor. Gayet keyifli. Üzerinde çok minik ama böyle yapışkan dikenleri var bunun. Ve cımbız olmadan çıkarmanız mümkün değil. Kıl kadar. Ama anında yapışıyor. O yüzden eldivensiz dokunmanızı asla önermem bunlara. Minik minik büyüyor. Daha önce bunun düşen yapraklarından bir tane ayırıp büyüttüğümüz vardı. Onu da göstereyim size. Bakın bu da tavşan kulağı gene.
Hatta bunun formu daha güzel. Dipteki bir tane yaprağın köke dönüştüğünü, daha doğrusu gövdeye dönüştüğünü düşünün. Hiç su istemiyor. Kendi kendine büyüyor. Oldukça keyifli bir kaktüs çeşidi bu da. Üçüncü yöntemimiz ayırarak çoğaltma. Bu gördüğünüz bir Havortia bitkisi. Görsel olarak oldukça güzel. Bunu ayırmak için öncelikle kenarından fırlamış bebeklerden tespit etmemiz gerekir. Yandan çıkmış yeni bir bebek varsa görmüş olduğunuz gibi onu ayıracağız. Bakın kopardım ve elime geldi. Herhangi bir kök görünmüyor şu anda ve toprağa ya da suya yatırarak köklenmesini beklemeyeceğiz bunun. Direkt toprağın içerisine koyarak büyüteceğiz. Bu şekilde de mümkün. Daha önce büyüttüğümüz bir Havortia bitkimiz var bizim burada. Aynı teknikle ayrıldı. Toprağa bırakıldı ve tuttu bunlar. Bunu da daha önce sedum yapraklarının olduğu bu göbeğe bırakalım. Bu Havortia daha büyük bir saksıya alındığında hızlı bir şekilde büyümesine devam edecektir. Tek başına büyüttüğümüz bir Havortia var burada. Bakın sağındaki solundakileri alıyoruz biz bunun çıktıkça. Ve bütün güç ana gövdeye gidiyor. Böylelikle daha da hızlı büyüyor. Bu göbeğe daha önce ayırdıklarımızdan bir tane daha ekleyelim. Köküyle birlikte bakın. Aynı teknikle ayrıldı, dibinden koparıldı ve gayet köklenmiş bir şekilde gözlemleyebiliyoruz bunu da. Küçük bir delik açıp onu da bırakabiliriz. Düzenli olarak diğerleriyle birlikte sulanacaktır o da. Dördüncü yöntemimiz çelikten köklendirme. Boyu uzayan ve yukarıya doğru giden ya da salınan bu tarz sukulentler için böyle bir teknik de mevcut. Benim sedum bitkisini seçme sebeplerinden biri de buydu. Yani her türlü köklendirmeye olanak sağlıyor. Bu dikenler tacı dediğimiz Euphorbia bitkisi. Bunu da çelikten köklendirme yöntemiyle çoğaltabiliyoruz. Örnek olarak bunu da getirdim çeşitlendirmek amaçlı. Ortasından boğumların biraz üstünden keserek suya gelecek yaprakları da budayarak bırakabiliriz. Suda köklenecektir bu bitkiler. Klasik bir köklendirme çeşidi olduğu için bunu direkt size göstermiyorum. Zaten birçoğumuzun aşina olduğu bir yöntem bu. Genel olarak köklendirme teknikleri bu şekildeydi. Şimdi birazcık da topraklara yoğunlaşalım. Aslında köklendirme sırasında köklendirme toprağının nasıl olmasıyla alakalı bilgilendirme yaptım. Şimdi de daha gelişmiş ve büyümekte olan sukulentlerin toprakları nasıl olmalı onunla ilgili birazcık konuşalım. Soldan sayıyorum. Ponza taşı, beyaz ponza taşı ve kokopit dediğimiz az önce köklendirmede kullandığım benim bir toprak var. Bu karışım gayet güzel bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor sukulentlerin. Benim daha önce kullandığım şöyle bir bitkimiz var. Klasik bir kaktüs bu. Bunun toprağı çok nemli olmaması gerekiyor ve çok su tutmaması gerekiyor. Zaten suyu fazla sevmemeleriyle de bilinirler. Çöl bitkisi bunlar aslında. Bu yüzden daha büyük boyutlu taşlarla karıştırılmış topraklar daha iyi büyümelerine, daha sağlıklı olmalarına yardımcı oluyor. Baharda ciddi bir büyüme kat etti bu kaktüsümüz. Sağından solundan ciddi yeni yapraklar çıkardı. Bundan bir tane daha var ve yarış içindeler diyebilirim. Bir süre sonra dikmiş olduğunuz yeni köklenen bu sukulent yavruları köklenmeye başlayacaktır ve kökleri yaklaşık 1 santim civarına geldiğinde elimde görmüş olduğunuz kadar bunu artık yeni yerine istediğiniz boyut bir saksıya dikebilirsiniz. Düzenli bir şekilde suladığınızda büyüme gerçekleşecektir. Genel olarak kaktüslerin bakımı, köklendirilmesi ile alakalı bahsedilebilecek şeylerden bahsettim. Eğer atladığım noktalar varsa yorum kısmında bana sorular yöneltebilirsiniz.
Kreatif Atölye'nin Instagram hesabında ziyaret etmenizi öneririm. Orada çeşitli alanlarda kendin yap atölyeler düzenliyoruz. Ve videoları yayınladıkça orada da duyurularını yapıyoruz. Sukulentlerin bulunması gereken ortamla alakalı da söyleyeceklerim. Direkt güneşe maruz kaldıklarında dipleri hızlı kurur. Güneşten çekinmezler. Güneşli, aydınlık ortamlarda bulunmalarında herhangi bir sakınca yok. Yine de direkt güneş ışığına maruz kalmalarındansa aydınlık ancak hafif de siperli bir alanda kalmaları onların sağlığı açısından iyi olacaktır. Genel hatlarıyla sukulent köklendirme ve çoğaltma konusunda bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Daha detaylı, daha özele indirgeyerek belli bitkiler üzerine de videolar çekiyor olacağım bu kanalda. Takipte kalırsanız bunları da kaçırmamış olursunuz. İlginiz için teşekkürler.